Motor burası. Bataryamız bu kutunun içinde. Bağlantıları alttadır. Beyin de bunun içinde. Yani bataryanın yanında. Bataryamız, beyin ve motor. 15 yıldır skuterların, elektrikli bisikletlerin tamirini yapıyorum. Akü problemi özellikle. Aküleri şarj etmesini vatandaşlara doğru dürüst anlatılmadığı için aküleri şişiriyorlar. Bir de bunların nasıl şarj etmeleri gerektiğini, şarj cihazının özelliklerini özellikle yetkili servislere sormaları gerekiyor. Yağmur suyundan dolayı tesisatlar çürüyor. Onların bakımını yaptırmaları gerekiyor. Çünkü çok problem yaratıyor. Tesisatlar çürümeden dolayı kopuyor. Genel bakımını, akülerin durumu veya tesisatın, elektrikli tesisatın kontrol yapılması gerekiyor. Frenler özellikle çok önemli. Fren sistemi çok önemli. Kendi güvenleri açısından mutlaka ve mutlaka en önemlisi frenler, kask ve özel dizlikler takmaları şart. Şimdi bir bataryanın şarj ömrü 350 kez şarj etme kapasitesi var. Bunu vatandaş bir yılda da bitirebilir, iki yılda da, üç yılda da. Şarjı bitmeden kesinlikle batarya şarj yapılmamalı. Şarj etmeye devam ederse evde veya sokakta fark etmez. Şimdi şarj etmeye devam ettiği için aküler belirli süre sonra şişmeye başlıyor. Daha da devam ederse o şişme en sonunda akünün patlamasına neden olur. Hem Allah korusun evi hem motoru yakarlar. Onun için ya zaman saati kullanacaklar ya bizzat kendileri takip edecekler. Bir akünün, normal bir akünün fiyatı 800-850 aralığında. Kaliteli bir akü tabi. Lityum bataryalarda 2,5'dan artık 4-5 milyara kadar çıkıyor. Ve öyle bir batarya var ki şu anda 70 milyar. Elektrikli bisikletlerin. Düzgün şarj etmezler ve kontrol etmezlerse bu maliyet vatandaşlarımıza 800 ile 75 bine kadar zarara yol açar.